Evet değerli izleyenler, canlı yayınla karşınızdayız efendim. Dolayısıyla Sine 5 ekranlarında pazar sohbeti programındasınız. Bize ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerini bir kez daha hatırlayalım hemen, hiç vakit kaybetmeden. Çünkü sonrasında çok önemli konuları konuşuyor olacağız. Kiminle? Herbali sevgili İbrahim Gökçek Beyefendi ile 0212 alan koduyla 331 32 17, 331 32 18 ve 331 32 19. 3 ay rahat hizmetinizde. Ve her zaman söylediğimiz gibi efendim, bitkiler, şifalı bitkiler aslında doğa içinde barındırdığı o güzellikleri yanı sıra da aslında şifalarıyla da ya da şifasıyla da ta yüzyıllardır insanoğluna sağlık noktasında ciddi anlamda geri dönüşlerini, nimetlerini sunuyor. Bu çok çok öncesinde de böyleydi. Hala günümüzde de böyle olmaya devam ediyor ve galiba ilerleyen dönemlerde de böyle olacak. Çünkü şifalı bitkilerin gücünü, etkisini artık herkes konuşuyor. Birçok işte bu noktada kullanıyor yöntemleri ve sağlıklarına kavuşuyor. Peki bugün konumuz ne? Emin olun birçoğunuzu yakından ilgilendiren önemli sağlık sorunlarını konuşacağız. Beraberindeki tabii ki şifalı bitkilerin gücünden, kuvvetinden bahsediyor olacağız. Ama öncelikle sevgili İbrahim Gökçek, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hürmetler, saygılar efendim. Bugün şimdi masamıza bakıyoruz. Sağımızda kitaplarımız var. Az sonra onu ilgilenenlere paylaşacağım. Böyle küçük küçük bilgiler vereceğim. Şu tarafta sevgili seyirciler yöntemler var. Yine az sonra bilgilerini vereceğiz. Şifalı bitkilerin ham halinin işlenmiş hali. Yani pratik hali. Yine sol tarafım baktığım zaman işte ısırgan kökünden yoğurt otu, laden gülü, zerdeçal, ökse otu, aynı sefa. Burada bir meşhur bizim aloe vera'mız var. Burada bir kaktüsümüz var. Onun esprisini az sonra konuşacağız. Ve burada bir kedimiz var. Kedi. Himalaya tuzu. Bu çok tatlı bir şey. Himalaya tuzu. Tuz lambası. Tuz lambası. Bu lamba. Ne işe yarar? Hemen öyle başlayalım. Sonra çok önemli konulara konuşacağız. Tuz lambası. Çok şeker. Cep telefonu, bilgisayar ve televizyonun yaymış olduğu negatif elektriği emici alıyor. Evet. Bunu böyle mi yani evimizin işte lamba, herhangi bir odasında, yatak odasında, pozitif salonda? Enerji yayıyor. Hı hı. Yavaş yavaş nötrleştiriyor. Diğer zararlı etkenleri ortadan kaldırıyor. Güzel. Evet. Prize takıyor olmamız mı gerekiyor? Tabii tabii. Lambası var. Lambası var. Lambası var. Süper. Lambası getirmek. Peki şimdi daha önemli konular. Aslında hepsi de birbirinden önemli İbrahim Beyciğim, ama konu başlıklarımızı sizden rica edeyim. Neler konuşacağız bugün? Bezeler. Evet. Tiroid bezeleri, lenf bezleri, hipofiz bezesi, testis, bayanlarda yumurtalık, yani hormon Tübüler. Salgılayan bezeler, hormon salgılayan bezeler ve bunların sebep olmuş olduğu çeşit çeşit hastalıklar. Hastalıklar, evet. Mesela lenf bezleri. Lenf bezleri de tek yönlü toplar damar gibi diyelim. Yani tek yönlü yol gibi. Vücudumuzda ortalama 2 ila 4 litre lenf bezleri, lenf kanalları sıvı toplar. Ve takriben 600 adet lenf bezesi var. İrili ufaklı. Mercimek büyüklüğünde veya fasulye, koltuk altında biraz daha büyük fasulye büyüklüğünde irili ufaklı bezeler var. Bunlar ne yaparlar? Lökosit, lenfositler üretirler. Yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici. Artı vücuttaki sıvıyı, ölü hücreler, ölü bakteriler, artık maddeler, hücre arasında, doku arasında kalan bütün sıvıyı, pislikleri toplarlar. Aynı belediyenin fen işleri gibi. Vücudu arıtır, temizler. Güzel. Yani burada toplanan bütün artık maddeler damarlardan, damarlara verilir. Damarlardan kalbe, kalpten akciğere gider, temizlenir vesaire. Hı hı. Şimdi lenf bezlerinde eğer ki tıkanma olmuşsa, iltihaplanma olmuşsa, herhangi bir problem doğmuşsa önce şişer. Hı. Ağrı verir, acı verir. Tedavi edilmezse zamanla çeşit hastalıklara sebep olabilir. Mesela kansere dönüşür mü İbrahim? Dönüşür, evet. Mesela burada böyle bir örnek var elimizde. Bakalım. Ayhan Bey. Lenf bezleri bunda zincir şeklinde, sağ akciğerinde ve sol akciğerinde büyüğü 2 santim, bir tanesi 1,5, bir tanesi 1 santim burada lenf bezleri var. Akciğerinde nodül, lenf nodülleri. Kötü huylu, ameliyat olması gerekiyor fakat hem akciğerinde sağlı sollu iki lobda da var. Artı karaciğerinde kis var. Yani bünyesinde birçok noktada nodüller, kötü huylu nodüller ve kisler oluştuğundan doktoru ameliyat biraz zor. Çünkü nereye ameliyat edecek? Nereden alacak? Doğru. Yani hangi birisi? Evet. Kemoterapi, ışın tedavisi vesaire de bu Ayhan Bey pek olumlu bakmamış. Çünkü büyük büyük yan tesirler var. Onun bir tanıdığı dostunu biz tedavi ettik. Kolon kanseri vardı.
İyileşince ona demiş ki ya Gökçek'te güzel ürünler var. Biz işte kolon kanseriydi. İyileştim. Sen ona bir git demiş. Bize geldim. 6 hafta kullandıktan sonra burada yazıyor. Diyor ki önceki incelemede sağ akciğerindeki nodüllerden yalnızca biri varlığını korumak. Diğerleri tamamen erimiş. Hı hı. Biri varlığı o 2 santim olan en büyük 6 hafta içerisinde olan durum bu. Çok başarılı. 6 tane nodül 5'i tamamen erimiş. 1 tanesi de 2 santimden 1 santime kadar küçülmüş. Hı hı. Diğerleri tamam 6 hafta içerisinde olan bir durum. 6 haftada ne yaptı o zaman bu Ayhan Bey dediğiniz kişi? Evet, iksir. Yöntemleri kullandı. Tonik, bu limon suyu, sirke, sarımsak bildiğimiz gibi limon suyu, sirke, hı hı. sarımsak, zencefil, zerdeçal. Hı hı. Burada var zencefil, zerdeçal. Evet. Öksü otu, alıç. Öksü otumuz da var. Evet. Hı hı. Aynı sefa. Birçok bitki içeri. Şöyle koyalım. Bunun özelliği yani limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma olan da altın başak, otu, zeytin yapı reçel. Her türlü kist, miyom, nodül ya bizi tümörü eritici özelliğe sahip. Hı hı. Zerdeçal'la ilgili zaten klinik araştırması var. Tayland, Endonezya, Malezya'da ve Hindistan'da çok yaygın, Çin'de çok yaygın olarak kullanılır. Çünkü burada tropik ülke olduğu için yemekler tez bozulur, küflenir. Dikkat etmezlerse birçok vaka ortaya çıkabilir yani ölüm hı. vakaları. Tabii. Tropik olduğu için tez bozulur. Hı hı. Yiyeceklerin, içeceklerin bozulmaması için birçok yiyeceği, içeceği zerdeçal katarlar. Hı. Zerdeçal besinlerin bozulmasını önleyici. Evet. Antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Onların özel karışımı var. Zencefil, zerdeçal, kimyon gibi özel baharatlardan oluşan bir baharat karışımı var. Bizde de, Türkiye'de de bazı yörelerde yapılıyor. Mesela Malatya yöresinde derman diye bir karışım var. Onlar da böyle karıştırıyorlar. Türkiye'nin her tarafında yaygın değil. Hı hı. Tereyağıyla karıştırıp böyle yiyorlar, ekmekle banıyorlar. Hı. Bitki, baharat karışımı. Sindirimi kolaylaştırıcı, rahatlatıcı. Bizde derman olarak geçiyor. Hı hı. Hindistan'da köri olarak. Türkiye'de de var. Evet, köriyi biliyoruz. Köri, evet. Hı hı. Zeytinyağın içine de herhalde konuluyor. Kahvaltı sofralarında tüketiliyor. Evet, evet. Biz tüketiyoruz. Mesela bir hanımefendi, Zehra Hanım. Onun da tiroid bezesinde 2 santim kötü huylu kist oluşmuş. Tiroid bezesinde. Tiroid bezesinde. Hı-hı. Mutlaka ameliyat olması gerekiyor. Doktoru yer olmadığı için 6 hafta sonrasında randevu vermiş. Hı-hı. Beni aradığında dedim ki pardon 6 hafta çok zaman. İksirin dozajını artırabilirseniz kısa sürede etkisini görebilirsiniz. 6 hafta iyi bir zaman. Dedi ki bayan biz çok da alabilirim dedi. Günde 3-4 defa önce 2 yemek kaşığı sonra 3 yemek kaşığına sonra bir fincana kadar artırdım. Ve bunu düzen olarak kullandım. 6 hafta sonra ameliyata gittiğinde doktor, profesör doktor, doktor diyor ki evladım ne ameliyat mi? Ameliyatçık bir şey yok diyor. Nasıl erittin? Nasıl kayboldu? Tamamen kaybolmuş. Ne yaptın sen? Tamamen kaybolmuş. Erimiş. Hiçbir şey kalmamış. Mesela burada bir genç kız, onun da tiroid bezesinde nodül vardı. Ameliyat olması gerek. 10 yaşında Simge isimli babası gönderdi. 10 yaşında babası gönderdi. Yayınlayabilirsiniz diye müsaade aldık. Onun için söylüyorum. Güzel. Bir bakabilir miyim ben de? FT yani tiroid bezesindeki nodül hormonlar bozulmuş. Aşırı hormon salgılıyor. Hı. Nodülden dolayı bizim ürünleri tam 6 hafta kullandı. Değerleri normale döndü. Hmm. 6 hafta içerisinde. Zaten buraya notta düşülmüş. İşte o yöntemi kullanmadan önceki tahlil ve kullandıktan sonra tahlil burada da diğer üçüncü rapor. Evet, kullandıktan önce, kullandıktan sonra. Evet. Hormonlar tamamen normale döndü 6 hafta içerisinde. Yani tiroid bezesinde veya lent bezinde bezelerinde. Süper. Evet, çok mükemmel bir şey. Yani gerçekten tablo çok güzel yani İbrahim Bey. Çünkü bir ameliyat tarihi veriliyor. O tarihe ameliyat kadar olması kişi, gerekiyor. Aynen gerekiyor. O tarihe kadar kişi sizin anlatmış olduğunuz bu yöntemi 6 hafta düzenli olarak uyguluyor, kullanıyor. Ondan sonra ameliyata hiç gerek kalmadan o sıkıntısından kurtuluyor. Flash haber olarak herhalde yarın gazetede çıkacak bir haber. Çünkü gerçekten önemli bunlar.
Evet, şimdi Avrupa'da, Amerika'da tamamen bitkilerin gücü. Bir uzman böyle bir buluş yapsa mesela dünyanın herhangi bir ülkesinde. O kırmızı halılarla karşılarız. Biz buluşlar yapıyoruz Türkiye'de olduğumuz için şey olmuyor. İnşallah siz de hak ettiğiniz değeri görürsünüz. Mesela, görüyorsunuz zaten İbrahim Bey. Elhamdülillah. Görüyorsunuz. Mevlüt Bey diye bir zat-ı muhterem. Bu da beyinde hipotalamusun altında hipofiz bezesi. Hipofiz bezesi nokut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan mercimek büyüklüğünde bunun yanında böyle boynunda bir mikro adenom kist oluşmuş. Nodül yani bir kötü huylu. Doktoru demiş ki evladım burundan girip ameliyat ederiz. Ameliyatı kolay. Hı hı. Fakat 6 ay 1 yıl sonra tekrar oluşur. Çözüm değil. Ameliyat çözüm değil. Ne yapacaksın? Böyle yaşayacaksın demiş. Adamcağız da evine gitmiş. İşi bırakmış. Hiçbir şey yapmıyor. Sokağa bile çıkmıyor. Alışverişe bile gitmiyor. Televizyon seyrediyor. Yiyordu, içiyor, yatıyor, yiyordu, içiyor, yatıyor. Televizyonda bir gün biz bahsederken bu ürünlerde beni aradı, dedi ki gerçekten bir şey yarıyor mu bunda? Gelin görün, deneyin dedim. Hı hı. Deneyelim. Bir şey diyemez. Hı hı. Denemeden olmaz. Tamam dedi, geldi. Maratondan koşmuş, gelmiş gibi. Dedim ki ne oldu, maratondan mı geldin dedim. Öyle de yüzünü sıvıyor her tarafı. Tiyer suyu içinde. Yok. Hayır, merdivene çıktım da ondan terledim. Dedim ki merdivene çıkınca insan bu kadar terler mi? Dedi ki 5 sene eve hapis gibi yaşıyordum. Hiçbir yere çıkmıyor, hayata küsmüştüm. İlk defa dedi buraya geldim. Kaç yaşındaydı İbrahim Bey bu beyefendi? 40 yaşlarında. Genç daha. Orada da yazıyor doğum tarihi mesela. Dedi ki yani damarları yağlanıp daralıp sertleştiği için nefes almasına zorlanıyor. Kalp damarları, bütün damarlar yağlanmış, daralmış, sertleşmiş. Bu nedenle merdiven çıktığı için zorlanıyor. 5 tane hareket etmesi ne yapar bir insan? Çalışmıyor, hiçbir şey yapmıyor. Tabii. Yiyor, içeri yatıyor, yiyor, içeri yatıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Zarar. Hayata küsmüş. Kilo da almıştır. Kilo da almış. Prolaktin hormonu normal erkeklerde en fazla 18.4 olması gerekirken 38.62'ye yükselmiş. Yani prolaktin kadınlık hormonu. Süt salgılayan, yani bayanlarda yüksek olabilir. Erkeklerde olmaması gerekir. 38.62. Ya bu nodülden dolayı, hipofiz bezesindeki mikro adenomdan dolayı oluşan bir anormallik bizim ürünleri kullandıktan sonra 0.38'e düştü. Evet. 6 hafta sonra. Yine o kişi de mi 6 hafta? 6 hafta uyguladı. Evet, fazla değil. 6 haftada mikro adenom, hatta daha sonra başka hastalar da geldi. Prolaktini 124 olan bir bayan var. 124. 6 haftada normal ödüldü. 6 hafta. O da 6 hafta. Mikro adenom. Ya iki ayda sürebilir ama 6 hafta yeterli. Ortalaması 6 hafta. Evet. Ama kişiden kişiye göre de hani parmak izi gibi belki de değişiklik gösterebiliyor. Ama ortalaması 6 hafta. Çok güzel. Bir yaptıkları tek şey ya da yapacağımız tek şey değil mi İbrahim Beyciğim? Yöntemleri düzenli olarak kullanıyor olmak. Yöntem dediğimizde hani ekran başındaki izleyiciler de bu yöntem nedir? Biraz daha açık bilgi istiyoruz dediğinizi duyar gibiyim ama gösteriyoruz. Bitki, yöntemimiz bitki. Mesela öksürotunu Almanlar bunun lektin denen bir madde elde ediyorlar. Kansere karşı kullanılır. Öksüotu. Lektin. Öksüotunun gösterelim hemen. Öksüotunun bu çok enteresan bir bitki. Benim çok bir yakınım. Çay yapraklarına benziyor. Yakınımın çocuğu olmuyordu bayanda. Evet, şöyle bir şey sevgili seyirciler. Kistlerde böyle yapışma olduğu için hormon anormallikleri de var. Yumurtalıklarda kist var. Ve tüplerde yapışma olduğu için birçok kadın doktorun dolaşmışlar. Çocuk olmuyor. Problem var. En sonunda doktorları bırakıp hacıya hocaya gitmiyor. Yine çare yok. Ben izine geldiğimde dedi ki ya herkes tedavi ediyorsun, bana neden yardım etmiyorsun? Problem ne dedim? Çocuğumuz olmuyor. Ha, problem değil dedim. Ürgüp'e gittim. Ürgüp'te orada çok öksü otu var. Dağlardan, taşlardan otlar topladım. Birkaç çeşit bitki yine bir çay harmanı yaptım, gönderdim. Onu 2-3 ay kullansın yenge dedim. Aradan 4-5 yıl geçti. Ben Türkiye'de değilim, Almanya'daydım o zaman. Tekrar Türkiye'ye geldim. Tekrar karşılaştım. Baktım benim arkadaşım olup arkasında 3 tane çocuk. Dedim ki yeğenlerim mi bunlar? Yok dedi, benim çocuklarım. Allah Allah dedim, senin çocuğun yoktu. Bir tane bile olmazken 3 tane. Nasıl oldu dedim, 3 çocuk. Maşallah. Ya dedi sen gönderdin ya ürünleri. İşte ondan dolayı. Allah Allah dedim. Bana teşekkür bile etmedin dedim.
Ya Edeciğim de telefon numaranı bulamadım da falan filan. Dedim önemli değil. Önemli olan çocuğun olmuş. Süper. O zaman infertilite dediğimiz tıp literatüründe halkındaki evet. ismiyle kısırlığa da iyi kısırlığa. Geliyor son derece. Bir tane bile olmazken o anlatmış olduğunuz çiftin. Üç tane oğlu var şimdi maşallah. Maşallah. Allah bağışlasın. Güzel. Şimdi Almanya'da böyle bir vaka oldu. Otobanda gidiyordum. Vatandaşın biri beni aradı. Abi çok zor durumdayım. Ne var dedim. Ben otobandayım. Sonra geç. Yok dedi. Arabanı çek sağa çek sağa. Dinle beni dedi. Allah Allah ne olur dedim. Acil özel bir durum. İyi hadi bakayım. Çektim sağa. Bekledim buyurdum. Doktorlar beni ölüme terk etti. Ne diyorsun dedi şimdi. Bu Almanya'da. Freiburg'da. Nasıl dedim. Radyolojide çalışırmış. Röntgen çekiyor ya. Gelen hastalardan mikrop kapmış. Çeşit çeşit hastalıklar. Kronik yorgunluk sendromuna yakalanmış. Bir, yani EBV virüsü lenf sistemine yerleşmiş. Lenf sistemine EBV virüsü yerleşirse önce kendini kişi krik gibi zannediyor. Kemikleri ağrıyor. Sızlıyor. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Aynı kripteki semptomların hepsi var. EBV virüsünde, Epstein-Barr virüsünde gözükür. 15 gün içerisinde bu virüsü bağışıklık sistemi yok edemezse bu virüse akıllı virüs denir. Bağışıklık sistemini bloke eden çok özel bir protein üretir. Bağışıklık sistemi normal olarak vücuda herhangi bir bakteri, virüs veya mantar girdiği zaman antikorlar gönderir, deşifre eder. Bunun özelliği nedir? Şu. Ona karşı ne üretilmesi gerekir? T hücresi, B hücresi, makrofaj vesaire. Yani özel kim gibi. Terörist geldi. Ne yapacağız? İşte şu güçleri gönder. Bunun ama bağışıklık sistemi de güçlü oluyor olması gerekiyor bunları yapıyor olması tabii. için değil mi? Bu vatandaş tabi zamanında tedbir almadığı için lenf sistemine yerleşmiş, bağışıklık sistemini bloke ediyor bu EBV virüsü. Doktoru üzerinde hastanede çalıştığı için herkesin sevdiği saydığı bir insan. Üzerinde deneyler yapmışlar. Bu sefer aşırı ilaçtan bağırsaklarına mantar yerleşmiş. Penisilyum mantarı adamcağızın idrarı bile yeşil gelmeye başlamış. Penisilyum mantarı en tehlikeli mantar. Demişler ki sonunda artık biz bir şey yapamıyoruz. Evine. Ölecek miyim? Ne yapalım? Bir şey yapamayız. Anladım. Eve göndermişler. Ben ona moral olsun dedim ki sen iksir, tonik ve özel bir çayımız var. Bunları kullan. 3 ayda ayağa kalkarsın. 6 ay sonra işine dönersin dedim. Ben moral olsun diye söyledim yani. Yazık adamcağızı. Öyle düşündüm. 3 ay sonra gerçekten telefon etti bana. Allah razı olsun. Çok çok iyiyim şimdi dedi. Normal hayata döndü. Allah Allah. Hanımı da buna karşı çıkıyordu. İksir içilir mi o sarımsaklı eve koymam ben onu vesaire tartışıyorlardı. Biraz problem olmuştu ilk başta. Sarımsak kokusundan dolayı. Hanımı da çok hassas birisi böyle sarımsak sevmeyen biri. Beni aradı dedi ki İbrahim Bey bizim dedi bir problem daha var. Benim dedi beyim çok iyi oldu. Allah razı olsun adam kendine geldi dedi. Ama dedi bir problem daha var. Buyur. Bizim 7 senede çocuğumuz olmuyor. Neden? Olsa da yani hamile kalsa da cenin zehirleniyor, düşük yapıyor. Prolaktin hormonu çok yüksek, östrojen hormonunu baskı altına alıyor. Zehirleniyor, ölüyor. Buna bir çare var mı dedim, onu da tedavi ederiz inşallah. Ona da iksir, kadın çayı, özel bir çay. Gönderdik. Aradan 6 ay geçti. Telefon etti, beni aradı, dedi ki, beyefendi Settar, ailem hamile kaldı. İyi dedim, gözün aydın. 6 ay sonra Settar Bey işe döndü. Üniversitedeki, klinikteki doktorlar, profesörler demişler ki ya biz senin ölüm haberini bekliyorduk. Ya. Sen işe döndün. Bu hem de sağlıklı iş? Bir şekilde. Yani nasıl döndün? Nasıl oldu? İksir, tonik, çaylar vesaire. Ne bu iksir, tonik? Gökçe çağırın şu Gökçe'de bir görüşelim, tanışalım demişler. Teklifte bulundular bize ama yok kabul etmem ben Türkiye'ye gidiyorum. Ve Türkiye'ye de geldiniz. Tabii. Ama orada da bir nam salmışsınız yani. Yapmış olduğunuz çalışmalarla. Şimdi mesela bu Settar Bey'in kızları var. Şimdi 3 yaşında bir kızları var. Maşallah. Ne güzel. Maşallah Allah bağışlasın. Şimdi mesela yoğurt otu her türlü kanser hastalığında çok etkili bir bitki. Yoğurt otunun beyaz çiçekli, sarı çiçekli ve yapışkan olduğu için yapışkan otu da denir buna. Çeşit çeşit türleri var. Yoğurt otu. Yoğurt otu da 200 yıldır hemen hemen kansere karşı hazırlanan çay harmanlarında olmazsa olmaz. Kansere karşı çok çok etkili bir bitki. Yine her bitkide olduğu gibi bu bitkinin de
sayısı çeşitleri var değil mi? Kaç tane fazla tabii. demiştiniz? Ona göre de bir... Biraz... Şimdi hani ekran başında bizi izleyip de o zaman tamam yoğurt otumu hemen gideyim bilmem nereden alayım. İşte leden gülümü, zerdeçal mı gideyim alayım eve geleyim kaynatayım. Mantığından gerçi artık yavaş yavaş uzaklaştık ama bilmeyenler de vardır. Onun da son derece yanlış bir yaklaşım olduğunu söylüyorsunuz değil mi tabii, İbrahim tabii, Bey? Tabii, yani doğru. biz bunları gösteriyoruz ama en azından hani nasıl bir şekli şemali bir aşinalık olsun diye. Ama bunun bir arka çalışması, tabii. o mutfak çalışması da şimdi, çok önemli. Öyle al eve gel kaynat, iş bu kadar amatörce olsaydı kimse hasta olurdu. Tabii tabii. Altın başak otu almaya gidiyorum. Bana altın otu vermeye kalkıyorlar. Gibi. Ya bu altın otu diyorum. Bari bana vermeyin diyorum. Bazı tanıyanlar tabii vermiyorlar ama altın başak otu yerine altın otu verenler dahi var yani maalesef. Evet. Ki ikisinin evet. arasında çok farklılıklar var. Çok fark var. Evet. Bu arada hemen şunu da kısa bir bilgi geçeyim izin veriyorsunuz İşte. Sevgili İbrahim Beyciğim. Şifalı bitkiler ve alternatif tıp Muhammed İbrahim Gökçek Muhammed. Kaleminden sevgili seyircilerimiz. Meraklısına özel ilgilenenlere duyurulur diyelim. Çünkü içerisinde tam 7000 tane miydi İbrahim Bey? Bitki fotoğrafını ben kendim çektim. Fotoğraflarıyla beraber çok fazla bilgilere sahip olabileceğiniz. Çünkü gerçekten hani bitki diyoruz ama bitkileri de biliyor olmak gerekiyor ki kandırılmayalım değil mi? Kimse tamam. beni kandırmasın ve bizi kandırmasın ve yanlış bilgilere sahip olarak da aslında hani sanki bitkilerin gücünü kullanarak sağlık sorunlarımızı yok ederiz mantığıyla tamam biz yaklaşıyoruz ama bilgisizliğimizden dolayı da ciddi anlamda kötü sonuçlar da alabiliyoruz. O yüzden bunu bile biliyor olmak gerekiyor sevgili seyirciler. Şöyle gösterelim. Eğer okumak istiyorsanız, ilgilenmek istiyorsanız da ve daha fazla bilgi almak istiyorsanız da 0212 alan koduyla 331 32 17 18 19'u hemen şimdi arayabilirsiniz. Evet. Bu da ısırgan kökü. Biraz da ona denelim. Buyurun. Isırgan kökü. Siz açın. Prostata karşı dünyada en etkili bitki. Prostat. Prostat. Erkekler. Prostat rahatsızlıklarına karşı. İsterse prostatı vatandaşın 100 gram olsun. Yani çok çok büyümüş dahi olsa. Bir limon kadar büyümüş dahi olsa. Normal olarak kestane büyüklüğünde bir organ. Hemen mesanenin altında idrarı tutan organ. Bunu da gösterelim. Neydi bu İbrahim Bey? Isırgan. Isırgan. Isırgan peki bunu nasıl diyelim ki prostatla mücadele eden diyelim ki değil aslında birçok kişi var, birçok erkek var. Bunu da nasıl kullanacak? Oradaki yöntemlerden bir tanesi. Tabii, iksir şart. İksir bütün iksir. Damarları açıcı. İksir de ismiyle müsamma maşallah. İksir gibi yani iksir, hakikaten. Evet. Bunun iksiri aslında ilk mucidi bundan 1000 yıl önce Muhammed İbni Ebubekir el-Razi denen Horasanlı bir Türk hekimi. Bulmuş fakat geliştirilmemiş. Tabii. Küflendiği için. 1000 yıl önce yaşamış. İbn Sina'dan sonra en büyük Türk hekimi. Ona ait bir buluş. Fakat geliştirilmediği için küflenme rizikosu çok olduğu için kullanılmamış. Biz bunu geliştirerek yıllar üzerinde çalışarak mükemmel hale getirdik. Süpersiniz. Isırgan kökünün yanında yakotu, altın başakotu, ayrı kökü, ardıç kozalağı gibi bitkilerle özel bir çay harmanı yapılırsa ki bizde var bu. Prostat İstersen 100 gram dahi olsun. Yavaş yavaş. Mesela benim tanıdığım çok zatı muhterem bir zevat. Frankfurt'ta yaşır. Normal olarak erkeklerin kış aylarında iyi giyinmeleri gerekir. Yani soğuğa karşı üşütürlerse prostat zamanla problem olabilir. Bize dedi ki ya bir de gençsiniz bak çok çok pardüsü bilmem ne böyle çok şey giyiniyorsunuz. Biz dedi takım elbiseyle geziyoruz. Dedim ki bak çok tehlikeli iş yapıyorsun. Prostat iltihaplanması olabilir. Prostat büyümesi olabilir. Dikkat etmek gerekir. Başınıza iş açarsınız dedim. Söylediğime pişman oldum. Bir kez sonra vatandaş hastaneye kalktı. Ziyarete gittik. Prostatı alındı. Yani kış aylarında erkeklerin dikkatli giyinmesi gerekir. Çünkü prostat rahatsızlığı yakalanırsa kötü. Aslında prostat ameliyatına gerek yok. İksir, aloe vera jel ve prostat çayı kullandığı zaman isterse prostat yani çok çok kötü durumda değilse yavaş yavaş normala döner. Bir erkeklerde bir de birçok erkekte kısırlığı tetikleyen en önemli faktörlerden birisi de varikoz yani toplar damarlarda, testislerdeki toplar damarlarda bacaklardaki variz gibi varikozu oluşur, toplanmıyor. Burada biriken kirli kan testislerde spermin kalitesini engelliyor. Normal olarak testisler ısısı, vücut ısısından 1,5 veya 2 derece
düşük olur. Yani vücut ısısı 35-37 derece ise tesislerde 35 derece veya 35,5 derece olur. Hafif soğuk olması gerekir. Eğer ki burada kirli kan olursa, yani varikozele yakalanmışsa kişi, tesislerdeki ısı dengeleri bozulur ve spermin kalitesi düşer. Kısırlığın sebebi erkeklerde %40 oranında bundan kaynaklanır varikozul. Varikozele yakalanan kişi iksir, aloe vera jel, özel bir çay artı günde 2-3 defa da bu uzun yağ ile masaj yapması gerekir tesislerini. Bu ne yapıyor? Çok yoğun bir kılcal kan dolaşımı var. Damarları temizliyor, arıtıyor. Erkekler için. Bayanlar için de rahim veya yumurtalıklarında miyom veya kis varsa, bu tür rahatsızlığı olanların, yani 11 santim mesela kist olan bir hanımefendi, hatta kötü huylu, burada raporu var elimizde, ameliyat olması gerekiyordu. Biz dedim ameliyat olacaksanız yine olun. Bize 6 hafta bir deneme şans verin. Nasıl olsa yan etkisi yok. Deneyin bakalım ne olacak, sonuç gibi nasıl değişecek. Olumlu yönde de gelişmiş ve değişmiş. 6 hafta kullandıktan sonra 6 hafta içerisinde 11 santim olan kis 5 santime düştü. 6 hafta içerisinde. 4-5 ay kullandıktan sonra tamamen eriyor zaten. Problem değil. Yine burada bir başka bir beyefendi. Yine aynı anlatmış olduğunuz yöntemi, evet, 6 hafta uygulayarak. İksir. Aloe vera jel ve çay. Evet. Bu beyefendi kronik böbrek yetmezliği nedeniyle bizden ürün alıp kullandı. Fakat parat hormonu, yani tiroid bezesinde nodül olduğu için parat hormonu fırlamış. 327 yükselmiş. Burada raporda, evet, gözüküyor. 327,6. 6 haftada 84,9'a düştü. Normal 65'in altına düştüğü zaman normal sayılıyor. Yani hemen hemen normal değerlere döndü 6 hafta içerisinde. Evet, bunların hepsi laboratuvar sonuçları. Tabii, burada da kronik kreatin oranı da düştü zaten. Yani kronik böbrek yetmezliği ile ilgili ürün kullanırken idrara çıkışı normallaşti. Üresi, kreatini düştü. Böbreklerinde yavaş yavaş normale dönme olurken parat hormonu da normale döndü. Şaşırdılar, parat hormonu nasıl normal seviyeye döndü diye ona şaşırdılar. Çünkü buradaki çok küçük nodüller, tiroid bezesindeki nodülleri, nodül eridiği zaman hormon normal dengeye kavuştu. Kavuşuyor. Evet. Gayet güzel. Bunların hepsi belgeliyorsunuz. Laboratuvar sonuçlarıyla da sevgili seyirciler, İbrahim Bey hastaları üzerinden bu şekilde açıklama yapıyor. Bir de son, bu arada sevgili stüdyo şefim uyarıyor beni. 4 dakika İbrahim Beyciğim, nasıl toparlayalım, ama ben o 4 dakikayı biraz da bağırsaklardaki mantardan, hatta 3 dakikamız kalmış ve şu aloe vera'dan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü çok ilgi çekiyor. Birçok işte bağırsaklarda mantar var ve bağırsaklardaki mantarın olması bize hangi tehlikeleri beraberinde getiriyor anlamına geliyor. Onu dinleyelim sizden. Şimdi günümüzde antibiyotik veya ağrı kesici kimyasal ilaç kullanmıyor insan yok. Bütün hemen hemen insanlar hepsi antibiyotik kullanıyor. Antibiyotik ne yapıyor? Bağırsaklardaki faydalı bakteri yok ediyor. Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo, yani şu kadar bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin normal olarak %99'u hemen hemen faydalı bakteri. Lactobacillus bifidobakterileri. Bunlar vitamin üretirler. Yağları yağ aslında, proteinleri amino asitlere dönüştürür vesaire. Kişi antibiyotik kullanırsa zararlı bakteri yok etmiyor. Aynı zamanda faydalı bakteri de yok ediyor. Faydalı bakteri azalırsa ne olur? Yerine mantar yerleşir. Mantar yerleşirse ne olur? Mantar yerleşirse mantarlar toksik madde üretir. Etan, metan, bütan gibi gazlar. Etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller. Bu toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Elinizi ateşe kaç dakika tutabilirsiniz? Bir dakika dahi tutamazsınız. Tutamayız tabii. Fakat bağırsaklar sürekli bu toksik maddelerden dolayı tahriş oluyor, tahrip oluyor, yanıyor. Bağırsak kendini korumak için ne yapıyor? Çok yoğun bir yağ tabakası oluşturuyor. Kendini aside karşı korumak için, toksik maddeye korumak için. O da zamanla ince bağırsağın salgılamış olduğu enzimlerin kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Enzimler azalırsa, mesela bizi ilgilendiren çok önemli bir enzim var, diamino oksidaz. Bu enzim histamini dengede tutar. Bu enzim azalırsa histamin yükselir. Histamin yükselirse alerjik hastalıklar ortaya çıkar. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, sedef, kil hastalıkları, alerjik hastalıkları, hepsinin sebebi histaminden kaynaklanır. Bugün doktora gittiğinde herhangi bir kişi deri hastalığı veya alerjik hastalıklardan dolayı mutlaka kortizon verir doktor. Evet. Sebebi bağırsaktaki bu enzimin azalmasından kaynaklanır. Aloe vera jelle ne yapıyoruz? Mantarı yok olur. Mantar yok olursa
bağırsaktaki yağlanma ortadan kalkar. Birçok erkekte veya bayanda karınları böyle davul gibi şiş. Neden? Mantarı üretmiş oldu toksik maddeden. Hmm. Zehirli gazlar, zehirli alkollerden. Hmm. Hiçbir şey yemediği halde karınları şiş insanlar. Hatta bir sitelerinde geçen marketten çıkarken birine çarpıyordum. Özür dilerim bayan diyecektim, hamile zannettim. Baktım bir beyefendi de kafa bu kaldır. Dedim ne, niye ki özür dilememiş. Hanımefendi özür dilerim diyecektim. Hmm. Adamcağızın bağırsakları mantar dolu oldu mu karnı böyle. Hemen bu yöntemi tavsiye etseydiniz. Evet. Aloe vera jel iksir özel bir mantar çayı var. Kullandığı hmm. zaman bağırsaktaki mantar yok ettikçe her türlü deri hastalığı, alerjik hastalığı otomatik yok olur. Peki programımızın sonuna geldik İbrahim Bey'im. Şu kaktüsü de hemen açıklayalım çünkü programın evet, dışında ne kaktüs, bir esprisi onu da söyleyelim. Cep telefonu? Evet. Cep telefonu, bilgisayar veya monitör veya televizyonun vermiş olduğu negatif enerjiyi hı-hı. hafifletir. Bu radyasyonu emici özelliğe sahip. Her evde bulunmasında fayda var. Evet. Bilgisayar olan her evde. Güzel, öyle de bir faydası var. Peki evet. çok teşekkür ediyorum. Hürmetle, saygıyla. Gerçekten ha, bununla ilgili klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Bayağı, evet. Peki. Bilgi var. Peki, teşekkür ediyorum. Hürmetler, saygılar efendim. Sağ olun. Evet değerli izleyenlerimiz, bugünlük de programımızı noktalıyoruz. Efendim sizlere de sonsuz teşekkür ediyorum programımıza gösterdiğiniz ilgiye. 0212 alan koduyla 331-32-17-18-19'u hemen şimdi de arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Biz yine bir haftalık bir tatile çıkalım ama pazar sohbeti programı olarak, yani haftaya pazar günü Allah kısmet ederse inşallah saatler 13.30'u gösterdiğinde yine karşınızda olmayı ümit eder. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılırız efendim. Herkese mutlu bir pazar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Hoşçakalın.